Diyor ki sırayla gidiyorum. Bir daha güzel olur. El tekrar ve ahsen ve levkan 180. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de geçiyor. Risale'de 22, 20. sözde de var. Alemi şehadet birinci semaya göre kürsüye atılmış yüzük kadardır. İkinci sema birinci semaya göre de böyledir. Gidiyor gidiyor. Diyor ki komplesi kürse göre çöle atılmış bir yüzük kadardır. Çöl düşün, yüzük düşün. Tamam mı? Şimdi sonra kürs şeye göre, arşa göre de böyle. Yani kürs çöle atılmış bir yüzük kadardır. Sonra devam ediyor. Şimdi şeceri hilkatte ruhu temsil eden arşazamdır, aklı temsil eden nefi mahfuzdur, kalbi temsil eden arştır, nefsi temsil eden kürstür abi. Şimdi kürstür. Şimdi bu en çok sorulan soru şuydu, şu. Diyor ki kalp daha cami olduğu halde arş aşağıda, lef-i mahfuz yukarıdadır. Vücuda baktığımız zaman hakikaten kalp aşağıdadır, dima yukarıdadır. Akıl yukarıda. Peki niye peki böyle olmuş? Çünkü arş esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Arş. Ha. Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir arş. Peki nedir bu lef-i mahfuzu imtiyazlı kılıp mahiyet itibariyle, hakikat itibariyle değil, mahiyet itibariyle lef-i mahfuzun ne özelliği var ki arşın üstünde olmuş? El cevap, lef-i mahfuza sıfat-ı subutiyeden olan kelam-ı ilahi Kur'an oraya inmiş. Sıfat esmadan yüksek olduğu için, bak şimdi, sıfatlar esmadan yüksek olduğu için subutu sıfattan olan kelami ilahi lef-i mahfuza muhatap olmuş. Esmalar sıfattan çıktığından dolayı esma ikinci derecededir sıfata göre. Arşta da esmalar perdesiz tecelli ettiğinden mazhariyet noktasında lef-i mahfuz arştan üstün olmuş. Sonra gelelim sorunuza. İnsanoğlu innehu kâne zâlûman cehûlâ. Emaneti aldı. Ya nasıl bir emanet, niye aldı? Cahil olduğu için mi aldı bu insan, zalim ve cahil olduğu için mi aldı? Hayır. Zalimliğini ve cahilliğini kaldırmak için aldı. Peki yani bu alimliktir ya, bu zalimliğini ve cahilliğini fark etmesi büyük bir mertebe değil midir? El cevap, en büyük mertebe odur. İmam Gazali de öyle diyor. Diyor ki ilim bilmiyorumdan başlarmış. Bildiğin şey malumattır zaten. İşaret-i şey geçiyor ya Hasan abi, orayı okuyayım mı? He. Nasıl ki bir insan bir iş için bir adamı teşhis ettiği zaman o işin o adamdan yapılmasını ümit eder, kezalik bila teşbih Cenab-ı Hak insanları kemal için bir istidat, teklif için bir kabiliyet ve bir Ya. ihtiyar vermiştir. Ya. Bu istidatla Cenab-ı Hak insandan o işlerin yapılmasını intizar etmektedir denilebilir. Evet. Demek ki o dediğiniz o cehaletin ortadan kaldırılması değil. O Hakikaten taşıyor. evet, ondan bekliyor. Şimdi şeyi de izah edelim. Risale'de ve Kur'an'da mealen geçiyor. Yani şeye baktığın zaman meale, Allah Allah, çok tuhaf yani. Şimdi da yani biraz insana hitap ederken Kur'an hikmetsiz olur mu? Yani insana hitap ediyor ya. Yani diyor ki dağların nesini teklif edeceksin ya? Değil mi? Yani Allah Allah. Ha, o zaman sen boldur. Bak diyor ki ayette, açtım. Gök, zemin, dağ tahammülünden çekindi ve korktu. Emanetin mutadit ucundan bir ferdi bir vece nedir? İnne aradnan emanet ala semavati vel ardi el cibal fe beyna en yehmilneha ve eşfekna minha ve emelen insan illa ukane zaluman cevle ila ahire ayet. Bak şimdi.
Daha müstakil kardeşim, daha nasıl teklif ediliyor da biraz hikmet gerekiyor. Ha, dinde ve Risale-i Nur'da semboldür. Sema, gök, ruhu, zemin, kalp. Zemin, yani 15. sözde şey dünyaya der ki, küre-i arza dünyaya, kainatın kalbi diyor. Kalbidir diyor, kainatın kalbidir diyor. Dağ ise dima temsil eder. Yani hiçbir peygamber ve mücedit yoktur ki dağ olmamış olsun. Dağ, mağara. Dolayısıyla gök ruh. Emanet alamazdı tek başında. Ruh ne yapacak? Nasıl yapacak bunu? Zemin kalp. Kalba teslim etmiş, şey teklif etmiş. Alamam demiş. Nasıl alacak? Dağ teklif etmiş. Yani dima. Nasıl alsın dima tek başına onu? Yapamaz. Peki bu kalbi, ruhu, dima cem eden kim? Beşer, beşer, insan. Beşer, beşerle insan farklı. Beşer şerlerle dolu. Bunu aldı. Nasıl yapabildi? Yani kürs neydi? Kutsi cevherlerin bulunduğu kaptır manası. Yani insan... beşer nefsine, nefsin içerisinde ne var? Kalp var, ruh var, dima var. Değil mi? Daha söyler misiniz orayı? Bak, kürs bir kaptır, kürs. Yani kutsi cevherlerin bulunduğu kaba deniliyor, kap. O zaman Hasan abi, bedenimizde bir kap o zaman. Tabii, onda, muhakematta diyor ki muhakematta. Bu beden olan ruhun hanesi ve yuvası olan bedene libası değildir diyor. Bak libası atlet. Yani atlet libas deniliyor. Peki şu anda sen binanın içindesin. Binanın içindesin diye bina senden kıymetli mi? Değil. Ha. Aynen bunun gibi bu beden ruhun, unutmayın, beden ruhun libası değil, hanesi ve yuvasıdır. Binadır, bina. Ben binanın içindeyim ama binaya benzemem ve binadan kıymetliyim. Anladın mı abi? Ama atlet olmaz. Ha, atlet olmaz yani beden. Dolayısıyla bu beden nedir? Kürstür, beşeriyettir. Bu kabın içinde ne var? Ruh var, kalp var, dima var. Onun için peki bu kürs ne yaptı? Ki hani nefis deyince herkes böyle şer anlıyor. Oysa nefisin en diş kabuğunda nefs emmare var. O şerdir. Levame, mulime, mutmaine, onlar raziye. Onlar hep Allah yemin etmiş onlara. Onlar büyük nimettir. Dolayısıyla bu üçünü cem eden kürstür. Yani kürs, kalp, ima, ruhun kabı. Kabıdır. Beşer yani. Beşeriyet. İnsan. Yani dolayısıyla peygamberler gelmiş, beşeriyetten bizi insanlık makamına çıkarmaktır. Ya 11. hakikat var ya, şeyde 10. sözün 11. hakikat. Babı insaniyettir ki ismi Hakk'ın cilvesidir. Yani 11 insan, bak, babı insaniyet. İnsaniyet insan değil. Böyle bir insan olma alemi, oraya insan girecek o kapıdan. İnsaniyet. Tabii farklıdır abim. 11. hakikat 10. sözün. Peki orada insan olmak için o nedir? Beşerden sıyrılıp da insan olmak için 11 tane madde sayıyor. Yani bir tanesi sorsa ki sana, ya biz beşeriyetten sıyrılıp da insan nasıl olacağız deseler, orayı okuyacaksın. 11 tane hakikati inkişaf ettirirsen beşeriyetten insan olursun. Yani o 11 hakikatin önündeki hakikatleri okuyacak. Onu evet, çünkü orası insan olmanın maddeleri, o insan. Yani beşerden insan, yani şerlerle dolu bir mahluk insan nasıl olur? Oldu abim. Amin. Allah'a emanet olun. Yalnız tavsiyem şudur, tavsiyem gene zaten yapıyorsunuz.
Sakın birbirinizden kopmayın. Sakın eften püften bahanelerle birbirinizi ucuza ve çabuğa terk etmeyin. Bir daha. Sakın birbirinizi, ailenizi, sevdiklerinizi, bu kadar yatırım yapmışsınız onlara. Yemek yemişsiniz, dostluk yapmışsınız, geçmişiniz var. Bu kadar bir yapıyı iki sıfatla çabuk ve ucuza terk etmeyin. İnsan beşerdir, hem de insandır, şerlerle doludur. Beşeriyetine bakmayın. Beraber mutala ve muzakereyi sakın şey yapmayın. 3. Sakın sağdan soldan tenkitleri aldırış etmeyin. Risale-i Nur'u muzakere ve mutala edin. Ülfet belasından, kuyusundan çıkın ve çıkarın. İnsanları ülfetten kırın. İşte ülfet neydi? Gök, zemin ve dağ. Gökte maksat ruhtur, zeminde maksat kalptir. Dağdan maksat dimadır. İkisini cem eden, üçünü cem eden insan beşerdir. Ondan sonra zalimliğini ve cehaletini kaldırmak için emaneti onun için aldı. Zalim olmak için almadı. Aldı. Niçin bir tekrar ettim? Risale-i Nur 4 sıfattan gidiyor. 4 esmanı mertebesine mazhar. 1. Huvel evveluhu çekirdek. Huvel ahiru meyve. Huvel zahiru ağacın şekli. Huvel batını batın tarafın. Risale-i Nur bütün mevzularını ismi azam cihetiyle izah ettiğinden 4 isme mazardır bir anda aynı derste. Aynı ders. Onun için herkes farklı yapar aynı dersi. Yani niçin? 4 İsmi azam cihetiyle Risale-i Nur izah ettiği için her konuyu ne demektir? İsmi azam bin bir ismi veya yüzlerce onlarca ismi tazamun ediyor. Yani her konuda evvel, ahir, zahir ve batın isimlerini tazamun ediyor. Nerede anlatıyor bunu? İkinci şuanın sonunda dördüncü şuada da anlatıyor bunu. Bunu anlatır. Allah'a emanet olun. Allah'a ver, yar ve yardımcınız olsun. Amin. Allah'a emanet olun. 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 Allah'a emanet olun.